başlıyorum. Sanmayın ki Zülfikar yok. Kendisi birazdan aramıza katılacak. Sadece bana dedi ki Saramago senin yazarın. İstediğin gibi konuş, anlat. Bu video senin videon olsun dedi. Ben de haliyle biraz şımardım. Böyle bir giriş çekmek istedim. Biliyorum uzun zamandır bizden beklediğiniz, daha doğrusu benden beklediğiniz bir videoydu Saramago Okuma Rehberi. Aslında Saramago'nun bir rehberi, bir sıralaması, ona alışmanın bir yolu bence yok. Neye benziyor biliyor musunuz? Yüzme bilmeden kendinizi sulara atıp o esnada öğrenmeye benziyor biraz da. Ben kendi metodumu, bende işe yarayan sıralamayı, kendi okuma yöntemimi sizlerle paylaşacağım. Umarım sizin için de faydalı olur, sizin de hoşunuza gider. Ben vakit kaybetmeden hemen Zülfikar'ın yanına gidiyorum. Bu haftaki videoya başlıyoruz. Evet, José Saramago okuma rehberi. Yani biz aslında daha önce okuma rehberi tarzında bir video yapmadık. Çok da Evet. fazla örneklere de bakmadık aslında kafamız karışmasın diye. Yani okuma rehberi videosu nasıl yapılır? İşte şimdi göreceğiz. Biz nasıl yapıyoruz onu görmüş olacağız. Ben daha çok Göreceğiz. işte hani yazarı okumaya şuradan başlayın, şu sırayla okuyun gibi şeyleri söylemeyi çok fazla sevmiyorum aslında. Çünkü hani her insan farklı. Kimisi yazış tarihine göre okumak ister. Kimisi işte belli bir serileri vardır. O serileri bir arada Evet. okumak ister. Arka arkaya, ama Saramago'da öyle bir şey yok. Ben hani şunu okuyun, bunu okuyun, bu sırayla okuyun demek yerine ben nasıl keşfettim, hangi sırayla okudum? Saramago'yu ben de hiç bilmezken bir yerde bir tavsiyeyle bir kitap okuyup sevip ondan sonra kendi kafama göre okuyup sevmiş bir insan olduğuma göre ben de çalışmış bu sıralama. Yani işe Ben de yaramış. işlemiş, ben sevmişim. Dolayısıyla ben kendi tecrübemi aktarabilirim size. Ben böyle okudum, böyle alıştım, böyle sevdim diyebilirim. Çünkü Saramago bilindiği üzere çok kolay bir yazar değil. Gerçekten Evet. sevmesi zor bir yazar aslında. Ve şöyle bir şey var yazarla alakalı. Hani şu kitabı okursanız alışırsınız, İşte bu kitabı daha kolaydır diyebileceğiniz bir yazar da değil. Çünkü tabii ki belli başlı kolay kitapları var her yazarda olduğu gibi. Ama onları okuduktan sonra tekrardan yavaş yavaş skalayı hani böyle yükseltemiyorsunuz. Yani sonra o esas zor kitaplarına geldiği zaman siz daha önce isterseniz 5 tane kolay kitabını okuyun. Gene Hiç şok fark oluyorsunuz. etmez. Gene Evet. sıfırdan başlamış gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla Saramago'ya alışmanın bir yolu yok aslında. Yani sadece ilk başlarken ben bunu okudum diyebilirim. Bu kitapları daha sonraya bırakın diyebilirim. Şimdi okumayın diyebilirim. Böyle tavsiyelerde bulunabilirim. O da iş görür Dolayısıyla zaten. bizim okuma rehberi videomuzda bizim tecrübemizi yansıtacak size yani. Gene bizim tarzımızda olacak. Yani şunu 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 mutlaka değil de biz böyle yaptık. Belki sizin de işinize yarar Yani siz diyerek. de bu şekilde sevebilirsiniz diye. Sevebilmiş insan olarak, insanlar demeyeyim, sen daha yeni yeni Yok. alışıyorsun. Benim zorunla bir kitabını oku. Zorunla değil aslında, tavsiyemle direkt severek okudu. Çok da beğendim ben onu. Körlüğü okudu filmini seyrettikten sonra. Daha önce kendi Ha. deneyimi de var. İki tane kitabı okumuş biz Onlar tanışmadan önce. çok ilginç kitaplar. Onları yeri geldiğinde söyleyeyim ben. Ben onları böyle şey bilerek çok iyi kitapları tabii ki var. Onlardan daha ciddi ve ön planda olan ama ben Zülfikarcasını yaptım. Böyle en alakasız, en ilginç olanlarını okudum. Onları zaten yeri Evet, geldiğinde yani söyleyeceğiz. o kitaba sıra geldiğinde direkt sözü sana bırakacağım. Onları ben anlatmıyorum. Sana Teşekkürler. bırakıyorum onu. Şimdi tabii ki okuma rehberi videosu çekerken direkt hani kitaptan başlamak yerine birazcık yazardan da bahsetmek gerekir. Zaten bahsetme deseniz de benim elimi kolumu bağlasanız da ben illaki Arkadaşlar öyle bir bahsedeceğim. şey mümkün değil. Çünkü ben 1,5 senedir bu anı bekliyordum Büyük bir gerçekten. heyecanla. Böyle çok heyecanlıyım. Şimdi bir de şöyle, ben bayağı bir fazla not tuttum. Bu sefer hiç çekinmeyeceğim ve buradan okuyarak, takip ederek gideceğim. Ve bir şey atlamamak adına sürekli notlarımı kontrol edip oradan devam edeceğim. Tabii canım. Diğer türlüsü mümkün değil zaten. Öbür türlü insanın çünkü aklı karışabilir. Hele bu kadar heyecanlıyken benim hepten karışıyor. Şimdi 1922 yılında, 16 Kasım 1922 yılında yazarımız doğmuş. Akrep Burcu. Portekiz. Evet, Akrep Burcu, aynen. Oradan bir yakınlık yakalayabilir. Oradan seni bir yakalayabilir. Oradan beni yakaladı. Portekiz Lizbon'da yoksul bir ailede doğmuştur. Babası polistir. Doğduktan kısa bir süre sonra 2 ya da 3 yaşları olması gerekiyor. Gene babasının tayini nedeniyle, mesleği yüzünden o köyden Lizbon'a taşınıyorlar. Ve hayatın büyük bir kısmını orada geçiriyor zaten. Eğitim hayatına da orada başlıyor. Orada devam ederken eğitim hayatı kesintiye uğruyor. Çünkü maddi Niye? yetersizliklerden Ha. dolayı devam edemiyor yani Sıkıntılı eğitim hayatı, şeyler. ama daha sonrasında ailesi onu bir meslek okuluna yazdırıyor ki bir meslek edinsin diye. Benim Aslında gibi. burası çok enteresan, çünkü hani yazar olmuş ama nereden gelmiş yazar olmuş? Makinistlik okumuş, makinistlik öğrenmiş. Elinde bir işte mesleği olsun bu çocuğun, bir işe yarasın gibi Almasın diyerek. mantıkla aynen.
Ailesi onun için böyle bir şey yapmış. Ama daha sonra makinistlik tabii ki öğreniyor, o mesleği bir tarafa koyuyor. Ama kendisi daha sonraları yayın evlerinde çalışmaya başlıyor. Orada işte redaktörlük, teknik ressamlık, daha önce aldığı bu mesleki eğitimden kaynaklı sanırım. Alaylı yani. Alaylı, aynen. Teknik ressamlık yapıyor, işte redaktörlük yapıyor, editörlük yapmaya başlıyor falan ve yayın evleriyle iç içe olmaya başlıyor. Bayağı mesleğin içinde. Kesinlikle ve dolayısıyla da yayın evlerinde bu o bir kere o kağıdın kokusunu, bir kere o edebiyatın zevkini alınca kendisi de yavaş yavaş ilgilenmeye başlıyor ve yazma konuda bir tutku olmaya başlıyor. Ve 1970'li yıllardan sonra, galiba 75 ve 76'dan sonra kendini tamamıyla yazmaya veriyor. O tarihten sonra artık yazar oluyor. Vay be, ben gibi mesela şimdi ben de meslek lisesi mezunuyum. Evet, ben sen de ortak çok... noktalar nasıl yakalıyor bir anda? Bir dakika, ben de hiç alakasız bir meslek lisesinden mezunum hatta. Hı-hı. Yani atıyorum Anadolu Lisesi mezunu olursun, sonra ileride edebiyat bölümü okursun ve hı-hı, bir şekilde yolu sana açılır. Ben güverte gemi yönetimi mezunuyum. Yani tuttum, düşün. Kitapçılarda çalışmaya başladım, tuttum şimdi kitapta. Ben bu adamla bayağı ortak noktam var ya. Hem kesinlikle de akrep var yani. Sevdim, hoşuma gitti. Doğuş zamanından da gelen bir kesinlikle ortaklık var. Saramaga abimiz. Evet ya, ve kendini işte 70'lerden sonra o da yazarlığa vermiş. Ama ben mesela bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Şimdi böyle kuvvetli, böyle önemli bir yazar sanıyorsun ki hani küçüklükten beri öyle bir ortamda evet, yetişmiş. Öyle bir tutkuyla büyümüş falan. Ama işte olacağı varsa oluyor demek ki, ya da bir şey gerçekten çok istenirse yapılabiliyor. Kesinlikle. Buraya not almışım. Farklı tarzı, muhalif kişiliğiyle bilinen yazar kendi ülkesinde sürekli sansürlenmiş ve kitapları yasaklanmış. Evet, çok yazmaya yani başladıktan sonra. Çok kötü bir durum. Ve belli bir yerden sonra da artık bu baskılara dayanamayıp, bu pek çok yazarın, pek çok entelektüelin belki de başına gelmiştir. Terk ediyor Lizbon'u ve Kanarya Adaları'na yerleşiyor. Yerleştiği yerde ne kadar güzel. Yani bizim Kanarya için güzel adaları, bilmiyorum. Kanarya Adaları. 1990'lı yılların başında buraya yerleşiyor. Burada aslında kendisi için, kendi hayatı için en önemli insanla tanışıyor. Çok değer verdiği, bazen hatta çoğu yerde işinden bile önde tuttuğu eşi Pilar del Rio ile tanışıyor. Ne güzel yani. O da şöyle oluyor aslında. Pilar Saramago'nun aslında hayranı bir yazar olarak ve onu bir fuar gibi bir yerde onunla tanışmak için Lizbon'a gidiyor aslında ve tanışıyor da ve hatta muhabbet de ediyorlar bir süre. Çok güzel hikaye. Sonra bir şekilde bir, yani Pilar zaten hoşlanıyor ama Saramago da bu görüşmeden sonra ondan işte hoşlanmaya, etkilenmeye başlıyor. Herhalde iletişim bilgilerini birbirlerinden alıyorlar ki Saramago daha sonrasında Pilar'a bir mektup yolluyor. Mektup. Bu hem hani tekrardan görüşebilir miyiz, bir nevi bir çıkma teklifi gibi bir şey, hem de işte aynen, o yolla bir evli mi değil mi, bir ilişkisi var mı gibi yokluyor, bir şey onu da öğrenmiş oluyor, yokluyor. Ama tabii ki yok. O da buna seviniyor ve bu mektuplaşma olayından 2 sene sonrasında Kanarya Adaları'nda evleniyorlar. Ne güzel, evlendikleri yere bak, Kanarya Adaları ya. Evet ya. Şimdi Pilar aslında hani sadece eşi olmasından ziyade, önemli bir hayranı olmasından ziyade, Saramago'ya çok fazla destek olan bir insan yazması konusunda. Ölümünden sonra da işte pek çok eserinin ortaya çıkmasına, basılmasına evet, sebep olan ve eserlerini Portekizce'den İspanyolca'ya çeviren kişi de aynı zamanda. Çok iyi bir işbirliği. Yani böyle bir destek gerçekten insan hayatında önemli. Ama Saramago da gerçekten eşini her şeyin önünde tutuyor. Eşinin bile önünde tutuyor. Şöyle ki hani o tanıştıkları işte fuardan geri dönerken Nobel Edebiyat Ödülünü kazandığı haberi geliyor ve geri dönmesi isteniyor Saramago'dan. Ama o diyor ki bırakın da karıma gideyim diyor. Beni bırakın. Onu bile ya, bu şekilde karşılıyor. Çok tatlı. Yani sadece hayat arkadaşı olmasından ziyade hem ona destekçi olmuş hem gerçekten büyük büyük bir aşk yaşamış ki Saramago benim en büyük devrimim eşimdir. Aşk en büyük devrimdir der. Hani hayatıyla ilgili zaten çok fazla böyle değişim, çok fazla şey yok, bazı yazarlarda olduğu gibi oradan oraya oradan oraya gitmemiş ama işte Lizbon'dan Kanarya Adaları'na göçü var, o da yoğun baskılardan dolayı ve bu Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı yer olan, işte eşiyle tanıştığı yer olan Kanarya Adaları'nda da yaşarken bir rahatsızlık geçiriyor, rahatsızlanıyor ve daha sonra onun ilerlemesi nedeniyle 2010 yılında kaybediyoruz yazarımızı Kanarya Adaları'nda. 18 Haziran 2010 yılında ve ben bunu öğrendiğimde çok üzülmüştüm ama şöyle de bir şey itiraf ediyorum. Yazar Türkiye'ye geldiğinde benim aklım herhalde 5 karış havadaymış ki o zaman bu kadar sevmiyormuşum veya bu kadar tanımıyormuşum. Buraya gelmiş ve şu an belki bu videoyu izleyenler arasında bile ondan imzalı kitabı olan olabilir. Evet. Yani İstanbul'da onunla tanışma şansı yakalamış, kitap imza atmış insanlar varken ben bu kadar sevmeme rağmen benim elimde böyle bir şey yok ama demek ki
o tarihte benim aklım başka yerlerdeymiş, evet, yani. O zaman duyurumuzu yapalım. Elinde Saramago'dan imzalı kitap olan varsa vereceğimiz adrese kargolasın. Hayatta vermezler. Bizi çok mutlu etsin. Tabii ki öyle bir şey yok ama olsa ne güzel olur ya. Yani. Şaş kaza birisi. Hadi birisi yapsa ya. Keşke ya. Keşke hadi öyle bir şey yapsa. Ben burada yani bayağı canlı yayında takla falan atarım herhalde. Sen çekersin benim o sevincimi. Ben çekerim. Ben takla atamam çünkü. Yani. Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Şimdi evet, birazdan detaylı anlatacağız ama ölümünden sonra o sürgün hayatını, bir nevi sürgün hayatını geçirdiği Kanarya Adaları'ndan naaşı tekrar Lizbon'a hem de Portekiz hükümeti tarafından taşınıyor ve sen, hatta burada kendisine bir müze bile yapılıyor. Bir müzesi var, gidip görebiliyorsunuz. Bir gün inşallah gidebilirsem yurt dışına, bu aklımda yani, gidip orayı görmek istiyorum. Onun sebebinde neden böyle sonradan bir yumuşamış Portekiz, onu da birazdan anlayacağız zaten. Ben şimdi böyle sayfalarımı çevire çevire ilerliyorum. Sıradaki aman sayfa. Bir şey unutmayayım diye. Hadi. Şimdi birazcık da onun tarzından bahsetmek lazım. Bu hayatıyla alakalı kısa bilgilerden sonra. Çoğu insan bilir, farklı tarzı, uslubu, çok kendine has bir yazım tarzı var aslında. Kesinlikle. Kendine has bir dili var. Bu açıdan kendi devrimini yapmış bir insan sayılıyor. İnanılmaz bir hayal gücüne sahip ve gerçekten cesur bir kaleme sahip. Hiç lafını esirgemiyor. Gerçekle gerçek üstünü çok güzel harmanlayıp anlatıyor ve sıradan insanlar üzerinden anlatıyor. Bu yüzden büyülü gerçeklik kullandığı da söylenebiliyor. Bazı kitaplarında da gerçekten var ama ben daha ziyade büyülü gerçeklikten ziyade gerçekten sağlam bir hayal gücü kullandığını söyleyebilirim ve distopik eserler ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Körlük. Evet ve bazı diğer şeyler de öyle aslında. Bilmediğim birazdan için. Birazdan bahsettiğimiz kitaplarda da var. Ben bilmeyince bir tek onu söyleyebildim. Genelde şöyle bir olayı var. Ben de o yüzden çok sevmiştim. Şey yapar. Normalde var olan bir olayı, yaşanmış bir olayı veya normalde hayatımızda var olan bir kavramı alıp onun tam tersini düşünmenizi sağlar. Ya da hani o böyle olmasaydı da şöyle olsaydı ya da böyle olan bir şey artık olmasaydı gibi çok sizi farklı ya. Bir açıdan baktırmayı sağlar ve eğer öyle olsaydı insanlık ne hale gelirdi, neler yaşardık, hep bunu gösterir size. Bu yazım tarzı beni gerçekten çok böyle etkilemişti, hiç şimdiye kadar rastlamadığım bir şeydi. Bunu anlatmak için mesela işte ölüm bir gün işini yapmaktan vazgeçer ve dünyada kimse ya. Ölmez. Çok eğlenceli. Hadi bakalım. Yani eğer ölüm olmasaydı ne olacaktı? Ya da hadi. Günün birinde İber Yarımadası Avrupa kıtasından kopup okyanusa doğru yolculuk etmeye başlar. Hadi bakalım böyle bir şey olsaydı ne olurdu, o toplumsal işte bürokrasiler, o bütün insanların ilişkileri falan ne hale gelirdi? Ya da herkes bir anda kör olsaydı. Ya da herkes bir anda kör olsaydı o insanlık nasıl çatırdar, nasıl parçalara ayrılırdı? Tabii, toplum dağılır ya. Hep böyle şeyleri anlatır aslında. Buradan sizi farklı bir açıdan bakmaya zorlar. Kendisi zaten fakir bir, fakir de demek evet fakir yani, bunda bir yani yapacak bir şey yok. Utanılacak bir şey de yok. Tabii canım. Bir aileden geldiği için sürekli bir hayata tutunma çabası kendisinde de olduğu için hikayelerinde de var. Yazdığı şeylere de yansıyor bu. Ve bu nedenle de devamlı işte o sistem eleştirisi, düzen eleştirisi illaki yapıyor. Ama bunu çok böyle ağır ve sıkıcı, hani okunmaz bir şekilde monoton değil. Monoton değil. Monoton değil ve hani sizi sıkmadan sıradan insanların gündelik hayatları üzerinden yapıyor aslında. Şimdi böyle dendiği zaman hani eserlerinde, bütün eserlerinde bu arada o dini politik altyapı var. Mutlaka kesinlikle. Var. Yani kesinlikle her kitabında öyle bir şey var. O eleştiri var ama bu hiçbir zaman ön plana çıkmıyor. Ön planda hep sizin, bizim işte sıradan insanların hikayeleri var. Geri planda kalıyor bunlar. Evet. O yüzden de sizi sıkmıyor. Yani o sıkılacağınızı düşünmeyin o konuda. Aksine çok hiciv yeteneği yüksek, mizah yeteneği yüksek, sizi güldüren bir tarzı da var yani yazarım. Böyle ince ince dokundurmalar yani, çünkü ben seviyorum ki benim en sevmediğim şeydir politika ve inanç konuşmak, sorgulamak, okumak, ben hiç sevmem. Çok iyi biliyorum, evet, sevmiyor. Ama ona rağmen ben Saramago'yu çok seviyorum. Çünkü tamamıyla benim bakış açımla bakıyor. Ben yani kendim gibi gördüğüm için belki de çok seviyorum bu yazarı. Görüşlerimiz birebir aynı her konudaki. Tam benlik diyor yani. Yani işte bu edebiyat, aynen tam benlik. Edebiyatta bıraktığı bu işte iz de bu muhalif kişiliğinden geliyor aslında. Yani bu tarzını yaratması ve başarılı olmasının sebebi de bu. Tabii canım. Bu anlattığım şeyler. Ama işte bu ben ne kadar tatlı tatlı küçük küçük desem de bu dokundurmaları... İşte inançlara, işte politik anlayışlara vesaire vesaire, bunlara, düzene bu dokundurmaları bir sürü kesimi rahatsız ettiği için özellikle de kiliseye, Katolik kilisesini sadece kendimi yakaladım. Katolik kilisesini. Katolik kilisesini. Çok heyecanlıyım arkadaşlar, gerçekten yani fark ediyorsunuzdur. Ben normal karşılıyorum ki. Sen, o bile beni böyle bir garip izliyor çünkü çok heyecanlıyım yani, elim ayağım titriyor. Sus devam et bence. Buraya daha kadar, da karışacak. Buraya kadar geldin, durma diyor.
Sürekli bunlar bana tatlı tatlı gelmesine rağmen işte Katolik Kilisesi'ne, Vatikan'a. Bunlar hep böyle rahatsız etmiş onları. Neden ki. Neden acaba? Yazarımızı işte aforoz ediyorlar. Aa. Kiliseden aforoz ediliyor ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de İsa'ya göre İncil kitabını okuduysanız şu an benim elimde maalesef yok. Henüz evet. Onu okumadım. O nerede? Bir yerde mi kaldı? Ne yap? Almadık mı biz onu ya? Yok, ben almadım. Yani ben kendim almadım. Bilerek son dönemlere yani okumayı ertelediğim bir kitabıydı. Çünkü bitecek yani bazı kitaplarını. Evet, korkutucu bir duygu. Ama bugün saydım ki gene bir 10'a yakın kitabını daha hala okumamışım. Bayağı varmış ama gene de böyle ufak ufak okuyorum. İsa'ya göre İncil kitabı ama tabii ne anlattığını biliyorum, okumadım. İsa'yı biraz hani o kutsal kimliğinden sıyırarak insani yönüyle, işte aşık olmasıyla veya gündelik hayatıyla senin benim gibi bir insan olarak anlattığı için, o kutsallığı onun elinden aldığı için bu i̇şte, da tabii ki dokunuyor kiliseye. Onu yapamazsın yani. Yapamıyor ve dolayısıyla aforoz ediliyor ama Yapıyor da kilisenin hoşuna gitmiyor. Yapamazsından yani, kastım. Aynen, yaparsın onlara, sonra karşılığı olur. Onlara göre yapamazlar. Tabii canım. Yani ama aslında işin komik tarafı, trajikomik tarafı zaten evet. Ateist olan bir insana aforoz etmeleri. Sürpriz. Yani adam zaten bu olaydan çok daha öncesinde dini eğilimini, yani ateist olduğunu zaten söylüyor. Dolayısıyla yani hani aforoz ediyorsunuz ama. Ben zaten şey gibi bu. Hani siz beni kovmadınız, ben istifa ediyorum. Yani zaten hani görüşü ortada. Ben öyle bir şey değildim zaten. Ve aynı zamanda tabii ki kendi ülkesinden de gerçekten kelimenin tam anlamıyla kazık yiyor diyelim yani. Bir sürü baskıya maruz kalıyor, sansürlere uygulanıyor kitapları, yasaklanıyor falan. Sanıyorum evet, Körlük romanını yazdıktan 2-3 sene sonrasında falan 98 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor ve gelin evet. Görün ki Portekiz'de bu ödülü alan ilk yazar oluyor. Ya. Ve ondan sonra tabii ki Portekizliler birazcık da olsa yumuşamaya başlıyorlar. Niyeyse artık yani adam değişmedi ki. Ama tabii bu onuru ülkesine yaşattığı için bir şekilde yumuşuyorlar, değerini anlıyorlar demeyeyim de o sertlikleri birazcık törpüleniyor. Tamam, hadi gel diyorlar. Ona karşı olan tutumları hani görece biraz yumuşuyor. Şimdi evet gelelim çok uzatmadan bu Saramago yapan yazım tarzına. Evet. Birazcık şimdi kendi anlattığı şeylerden biraz hareketle buraya notlar çıkardım. Kendi anlattığına göre yazar bir şey yazmaya başladığı zaman düzenli olarak her gün yazarmış. Kesinlikle ara vermezmiş bitirene kadar. Bu müthiş bir ritim zaten. Yani çok çok önemli bir olay olmadıkça o ritmi bozmazmış. O düzenini bozmazmış. Ve yazdığı şeyleri %90 oranında hiç değiştirmezmiş bittikten sonra da. Yani nasıl yazdığı gibi kalırmış. Çok zor. Eğer çok önemli bir değişiklik yapması gerektiğini hissederse onu da işte bittikten sonra. Yani aralarda kesinlikle tekrar okuyup düzeltme gibi bir şey yok. Olduğu gibi yazıyor, değiştirmiyor. Yapacaksa da en sonda her şey bittikten sonra ufak tefek bir iki bir şey düzeltme yapıyor. Bu şekildeymiş yazarın. Ya şey çok zor yani, atıyorum tarzım. Metni özüne bağlı tutmak, çünkü hani yazdığım için biliyorum deyip böyle şey yapmayayım da hakikaten en başta yazdığınızda en son ortaya çıkan iş arasında dağlar kadar fark oluyor. Hani bir fikre sürekli sadık kalmak çok önemli. Bu da helal olsun dedirten şeylerden hani biri. Hani böyle filmlerde falan izleriz ya, böyle bir yazarın hayatını anlatıyorsa yazamaz ondan sonra bir oturmaya bir başlar böyle hiç durmadan, işte o kitap bitene kadar böyle bir sahne vardır filmlerde. Tabii canım. Hiç durmadan yazar bitirir. Hani onun gibi bir şey canlanıyor, benim hayalimde öyle canlanıyor. Aynen. Yazma tarzına gelince de aslında demiştim hiciviyetine yüksek, mizahi, alaycı işte ve aynı zamanda eleştirel bir tarzı var. Ama özellikle düz yazılarında, her kitabında olmasa da özellikle düz yazılarında karşılaştığımız en önemli şeylerden biri kendinas imla tekniği. Yani nokta evet. Virgül dışında hiçbir şekilde noktalama işareti kullanmıyor. Yok. İşte konuşmalar, diyaloglar o kesme işaretiyle ayrılmıyor. İşte paragraf başları yok. Çok sıkı bir metin var. Evet. Vesaire vesaire. Bunu herkes zaten söylemiştir. Biliyorsunuzdur. Çok dümdüz bir metin çıkıyor karşınıza. Yani. Kesinlikle, ve alışması gerçekten zor. Ama alıştıktan sonra da gerçekten bırakamadığınız bir yazar oluyor. Çok bu güzel. İmla tekniği var. Direkt başka kimsede görmediğim bir şey. Ben de. Aynen. Benim bir de bu yazım tekniğiyle alakalı en son söyleyeceğim, en çok hoşuma giden şey, söylendiğine, anlatıldığına pek şahit olmadım. O da yazarın okuyucusuyla konuşması. O ilk videomuzda da söylemiştim. Evet. Yani bir şeyler anlatır ama ondan sonrasında şey der. Yani keser, konuyu burada kesiyorum. Burada işte bir es verelim sizlerle. Ola. Deyip orada hatırlatmalar yapar, açıklamalar yapar. Bir yerde okuyucusunun halini hatırını sorar. Yani nasıl gidiyor? Burada bu açıklama ya sana yapıyorum vesaire diye. Buraya kadar iyi misin? Kendinde misin? O yüzden siz karşılıklı sohbet ediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani bu da yazarın enteresan, hiç kimsede bulunmayan başka bir özelliği. Toplamda hani 3 tane şiir kitabı
Şöyle diyeyim, kendi yazdığı ve katkıda bulunduğu eserlerin toplamından bahsediyorum. 3 tane şiir kitabı, 1 tane öykü kitabı, 7 deneme kitabı, 20 adet romanı, 5 ciltlik bir günlüğü, 5 adet oyun kitabı vardır. Çocuk kitapları da vardır. Aynen. İlk romanı da, ben bunu bilmiyorum çevrildi mi, var mı bizde. Neymiş? Benim Cahilliğim Günah Ülkesi ilk romanı. Son romanı ise Kabil. Aslında şöyle, son romanı Kabil. Hani kendisi bilerek yazıp bitirip yayınlattığı son kitap olarak Kabil. Hı hı. Ama sana anlattıracağım Mızraklar Mızraklar Tüfekler Tüfekler yazarken bitiremeyip hayatını kaybettiği, evet, kitap olarak son kitabı. Bir de ölümüne iki sene kala, iki sene öncesinden yakınlarının ve sevdiklerinin birazcık iteklemesiyle internet üzerinde bir blog yazmaya başlıyor. Evet. Daha sonra bu blog yazıları Defterler ismiyle bir kitapta toplanıyor. O da son kitabı olarak sayılabilir. Hangisini son kitabı olarak saymak istiyorsanız sayabilirsiniz. Serbest. Ve iki adet kitabı da sinemaya uyarlanmış. Bir tanesi Enemi Düşman ismiyle kopyalanmış adam, ki bizim hiçbir şey anlamadığımız bir film oldu. Filmden hakikaten hiçbir şey ben anlamadım. Ki ben kitabı okuyup anlamış bir insan olarak gerçekten çok garipsemiştik. İki kere seyrettik. Diğeri de aynı isimle sinemaya aktarılan Körlük kitabı. O çok güzeldi. Çok güzeldi. Yazar da kendisi bir şekilde yayınlandığı yerde bunu izleyememiş ama daha sonra yönetmen götürüyor ve onu izlettiriyor. İzledikten sonra gerçekten gözleri doluyor ve teşekkür ediyor. Çok seviyor Körlük kitabının film uyarlamasını. Güzel bir anonsa gerek ya. Çok özel bir duygu yani. O zaman şimdi isterseniz bu kadar laf kalabalığından sonra ben ne sırayla okudum bu kitapları, siz nasıl okuyabilirsiniz, hangilerini şimdi hangilerini sonraya bırakabilirsiniz vesaire vesaire önerilerimize geçelim. Aynen öyle. Evet, şimdi ben José Saramago'yu nereden okumaya başladım, siz de nasıl okuyabilirsiniz, gelelim o kısma. Aynen öyle. Şimdi ben böyle ilk başladığımda okuduğum sırayla kitapları buraya dizdim. Ben José Saramago'yu ilk Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabıyla tanıdım. Onunla okumaya başladım. İlk okuduğunuz kitap önemlidir zaten. Severseniz başlarsınız, devam edersiniz. Ben gerçekten çok sevmiştim. Dolayısıyla devam ettim. Şimdi Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş da okuma kolaylığı açısından bu yazım tarzı bölümünde bahsettiğim her şey var. Noktalama işaretlerinin olmayışı. Kesinlikle. Şöyle bir metinle karşılaşmanız. Dümdüz. Dümdüz bir metinle karşılaşmanız vesaire vesaire. Onlar bu kitapta var. Romanların çoğunda var zaten. O açıdan hani ilk böyle Saramago'ya başlamak için şey diyebilirler, hani öykü kitabıyla başlayabilirsiniz. Kısa kısa öyküler olabilir veya işte ne bileyim hani daha küçük ince bir kitabıyla başlayabilirsiniz. Hı hı. Ama en başta ne dedim? Hani Saramago'ya alışmanın bir yolu, evet, yok aslında. Yani hani öykü kitabı mesela bana göre Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'tan daha ağır bir kitaptı. Anlaşılması daha zor bir kitaptı. Alt metni dolayısıyla. Hani sırf öykü kitabı diye sırf hani o ölümlü nesnelerden bahsediyorum bu arada. Hı hı. Onu işte bakın dördüncü sırada okumuşum ben. Yeah. Onu genelde söylerler ama ben size Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'u tavsiye ediyorum. Ben de yazım tarzına falan bakmayın. Bunu okuyarak zaten bu tarzı sevip sevmediğinizi anlarsınız. Ben bununla başlamıştım. Burada daha önce bir videoda mutlaka bahsetmişimdir. Ölüm bir gün bir kavram olarak bir hani gerçi ete kemiğe bürünmüş bir insan gibi de düşünebilirsiniz. Görevini yapmayı bırakıyor ve artık ertesi gün... Diyor. O isimsiz ülkenin isimsiz kahramanları artık ölmemeye başlıyor. Yani düşünün ki her şeyi yaşıyorsunuz. Yani hastalanabiliyorsunuz da ama ölemiyorsunuz kesinlikle. Asla. O ülke sınırları içerisinde ölemiyorsunuz. İşte o dediğim tarz, hadi bakalım ölüm yok ne yapacaksınız? Herkesin hayali olan bir şeydir. Ama insanlık hangi noktaya gelir? Bir sürü devlet kurumu ve bir sürü meslek dalı işlevini yitirir. Ne bileyim bu en Tabii. başta işte kiliseden tutun da cenazecilere kadar. Bir sürü meslek dalı boşa çıkıyor ve insanlar hani para kazanamamaya başlıyor. Böyle Güzel. Bir durum da oluyor. İşte toplum böyle bir çatırdamaya gidiyor. Onun yanında insanlar ölmek istiyorlar. Evet. Yani aslında hayalimiz ölümsüzlüğü keşfetmektir ya, hep yaşayalım. Aynen. Ama yaşlanıp artık ölmek isteyenler, hastalıktan çok çekip ölmek isteyenler. Yani bunun bir gereklilik olduğu şeyine varıyorsunuz bir süre sonra. Ve yeni bir turizm denebilir tabii. Yeni bir iş dalı doğuyor. Çünkü sadece o ülkede ölemiyorsunuz. O ülkenin sınırı dışında başka bir yere gidip heyecandan hep ölebiliyorsunuz. Ve bu bir turizm dalı oluşturuyor. İnsanlar oradan oraya taşıyorlar. Ölmek için oraya gidiyor. Sınır dışına çıkıyor. Ölüyor. Daha sonra cenazeleri geri geliyor. Böyle bir dünya Şaka düşünün. Ya. Ve dolayısıyla tabii ki bunun arka planında hep dediğim o eleştirel bakış. Düzen eleştirisi, toplum eleştirisi ama okurken sizi sıkmayan bir kurgu eşliğinde. Bununla başlayabilirsiniz derim ben. Ben bununla başladım ve hala da Saramago okuyorum ve hala da heyecanlanıyorum anlatırken. Kesinlikle. Şimdi senin de okuduğun kitaplardan bir tanesi. Aynen.
Bak bunu okudum. Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Şimdi senin de görüşlerini soracağım. Şimdi tabii. Bu kitap yani resimleriyle ve yazım tarzıyla bir çocuk kitabı gibi tınlayabilir. Kesinlikle ya. Yani en kolay okunacak kitabıdır. Ben de birkaç kişiye bu kitap haricinde hani okuma rutinini bildiğim birkaç kişiye tavsiye etmiştim başlarken. Bunu oku diye. Çok kolay okunur. Aslında Saramago'nun bir sözü var. Aklıma o geldi. Kendinden çıkıp kendine dışarıdan bakmadıkça kim olduğunu aslında anlayamazsın. Biraz farklı olabilir. Benim aklımda kalanı bu şekilde. Güzel bu, söz. Bu söz aslında bu kitabı özetliyor diyebilirim. Bir türlü elim kolum durmuyor. Aynen. Yani insanın kendini bulma arayışı aslında. Ve burada daha çok kendini bulma üzerine çıkılan yolculuğun işte önemi, hayal kurmanın önemi, bir amaç uğruna yola çıkmanın, o amaç uğruna çabalamanın önemi, bazı şeylerin özlemini çekmenin önemi. Yani bu tarz konuları işliyor aslında kitap. Çok da kolay bir kitap değil bu açıdan bakarsanız. Çok kolay gibi tınlasa da aslında değil. Burada sen de bak buradan bir yakalayabilirsin. Söyle bakalım. Denizle ve denizcilikle hiç alakası olmayan. Biliyordum. Çünkü okudum. Okudu. Hiç alakası olmayan kahramanımız bir gün gidiyor. İşte kralın karşısına geçiyor. Ben diyor bir tekne istiyorum. Ben gideceğim buradan. Ne yapacaksın tekneyi? Güç bela işte ikna ediyor ama ne yapacaksın? Bilinmeyen adayı bulacağım. Yani öyle bir ada yok ki. Bütün adalar biliniyor. Bilinmeyen ada diye bir şey yoktur. Olsun bulacağım. Olsun bulacağım der ama. Aynen çok güzeldi. Şurada buraya not almıştım. Evet, eğer bilinmiyorsa var olma ihtimali de vardır şeklinde bir bakış açısı var. Hani bilinmeyen bir şeyin olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Yani değil mi? Çok garip bir şey ya, yani o mantık. Şey yoksa hani mesela şey teoriler olabilirdi. Gibi. Tabii. Bir teori atarsın ortaya. Hani kanıtlanana kadar ya da kanıtlanmayana kadar karşı tez bir tez atarsın. Karşı tez olana kadar o devamlılığını sürdürür. Yani bilinmiyor adı üstünde. Bilinmediği için ihtimal de olabilir diyor. Tabii canım çok güzel bakış açısı. Ona olan inancı yani beslediği o umut aslında burada anlatılmak istenen. Hemencik biten aslında çok kolay okunan. Ama bir günde okunuyor. Bittikten hatta bir saat içerisinde ama bittikten sonra da günlerce sizi düşündüren bir kitap. Sen ne demek istersin? Ya ben askerdeyken okumuştum. Açık söyleyeyim askerdeyken de böyle kolay okunacak bir şey aramıştım. Yalan değil bu. Ama yani orada sürekli zihinsel olarak meşgul olduğunuz ve bedensel olarak yorgun olduğunuz bir yer. Orada çok keyifli okumuştum. O senin dediğin fikir hakikaten yani insan içine bir kere yerleşiyor. Eğer yok olduğunu bilmiyorsak var olma ihtimali hakikaten insanın içine şey diyor. Lan hakikaten ya öyle bir şey olabilir. Yani olabilir. Umut işte ve hayatta umudun önemi yani. Tabii canım, ve baki kalması gerektiği. Aslında yolculuğun önemi yani bir yere varmandan ziyade o yolculuk içinde olman. Bu her konuya adapte olabilir. Yani hani sen yaptığın işte de bunu şey yapabilirsin. Tabii. Veya bir hayalini gerçekleştirirken o uğurda harcadığın emek gittiğin yolculuk önemli olan. Sonuna varamasan da. Çok seviştim. O umudu içinde tutman önemli olan. İşte bu kitap onun kitabı ve gerçekten başlamak için uygun bir kitap aslında. Yani ben bile bir Saramago kitabı tavsiye edecek olsam bunu tavsiye ederdim. Çünkü zaten çok şey okumadım. Ama yani işte kolay gibi gözükse de aslında çok da kolay değildir ama hoştur. Ya kıssadan hisse gibi. Fil'in yolculuğu yani artık bunu gerçekten çok fazla anlatmayacağım. Çünkü çok yer verdim yani bu kanalda. Bundan sonra bir sene boyunca anlatmayacağız. Kesinlikle ama tabii ki şimdi sırasından okuma sıramdan bahsettiğim için ben hangi sırayla okuduysam. Şimdi bunu okurken arkasını ilk önce tabii ki okumuştum ve oradaki o mizah unsuru, o mizahın var olma onu vaat ettiği için bana okudum ve gerçekten de eğlenceli bir kitaptı. Yani garip bir şeydi ya. Hani böyle yani hem güldürüyor hem geri planda düşündürüyor. Yani onu gerçekten yaptırıyor yani. Bir yandan diyorsun ki ya hakikaten insanlığın bu hali nedir böyle? Ne hale geldi? Ama bir yandan da gerçekten çok keyifli okuyorsunuz. Daha fazla dediğim gibi anlatmayacağım. Gerekli linkleri aşağıya bırakırım. Oradan detaylı incelemesini zaten görebilirsiniz. Kesinlikle. Gelelim ölümlü nesnelere. İşte hani o öykü kitabı demiştim ya. Evet. 6 tane hikayeden oluşan öykü kitabı Saramago'nun ve genelde tavsiye edilir kısa kısa olduğu için işte 5 sayfa 10 sayfa. Şimdi ben neden bunu ilk başta tavsiye etmedim? Yani ben daha sonra okudum gerçi ama az önce söylediğim sebeple aslında hikayelerin konuları ağır. Yani sizi gerçekten düşündürüyor çünkü geri planda çok fazla olay var. Aynen. Hemen notlarıma bakayım. Düzene isyan eden nesneler etrafında oluşuyor. Yani Saramago'yu sorgulamayacaksınız. Yani nasıl düzene isyan eden nesneler derken ne demek istedik? Mesela kendi idaresini ele almak isteyen bir araba veya güzelmiş. Bir sandalyenin diktatörlükteki önemli rolü, kader değiştirici rolü diyebilirsiniz. Yani ben en çok mesela şunu söyleyeyim size. En çok Portekiz'de yaşanan uzun o ambargo dönemini anlatan ambargo hikayesinin ismi de ambargo. Onu sevmiştim çünkü burada bir araba kendi sahibini rehin alıyor. Ben sadece bu kadarını söyleyeceğim. Mutlaka dikkatinizi korku çeker. Korku öyküsü gibi ya. Tabii ki ama işte keyifli de. Onun dışında
ölümü reddeden, ölümü görmek istemeyen, bu ölüm mevhumu hep var hikayelerinde. Evet. Görmek istemeyen ve bütün ölüleri aynı yere gömüp etrafına da büyük duvarlar inşa ettiren yöneticiyi anlatan kısır döngü hikayesi adı bu. Çok enteresan bir şey değil mi? Hiç görmek, kabul etmek istemiyor ve hepsini belli bir yere gömüp herkes ayrı görmesin. Bir yere. Aynen o manaya geliyor bu. Kısır döngüsünü ve ünlü diktatör Salazar'ın o diktatörlüğünü anlatan sandalye hikayesini. Beğendim ki şöyle bir daha sonra aslında çok tartışmalı Salazar'ın ölümü, biraz araştırırsanız göreceksiniz. İşte evinde sandalyeden düşerek beyin kanaması geçirip ölmüştür diye bir görüş var. Çünkü daha sonraları işte doktorlar aslında öyle ölmedi, banyoda düştü öldü falan filan gibi şeyler söylemişler ama böyle geçiyor literatürde. Ve o sandalye hikayesinde de işte o sandalye böcekler tarafından kemiriliyor, işte şey oluyor ve kendi kendine bir anda düşüyor. O sandalyenin düşüşüyle bu koskoca diktatörün derilişini birbiriyle bağdaştırmış ya, ve anlatmış. Bir sandalyeli dünya işte. Ve ölümlü nesneler bu aslında. Gerçekten şu an hani belki karmaşık geliyor, çok fazla idrak edemiyorsunuz ama o yüzden ben bunu hemen okumadım. Daha sonralarında okudum ve gelelim mağara kitabına. Ve geldik. Yani gerçekten bitirdiğimde dayak mı yedim, kitap mı okudum hiç anlamadığım bir kitaptı. Çok çok derinden etkiledi beni. Yani zaten eskiliğine bakar mısınız? Yani düşünmedim, tekrar tekrar okudum. Bayağı. Okumadım desem de bu kitabı bir türlü elimden bırakamamıştım ben. Şimdi bu bizim çok yakından şahit olduğumuz, bizi anlatıyor aslında daha eskilerden. Yani günümüz insanın yaşamının o ayrılmaz parçası olan ve böyle adeta her yerde mantar gibi çoğalan alışveriş merkezleri, o yaşam İşte ülkeleri var ya hani, yeni böyle siteler, tabii, şeyler, tabii. O merkezler, plazalar, alışveriş diyarları, aynen o evler işte, bilmem ne evleri falan, kendi içinde tabii. Dünyacıklardan bahsediyorum yani. Bizim hayatımızı böyle bir mantar gibi gün geçtikçe kaplayan bu kavramdan bahsediyor bu kitap. Yani belki de kitaplar arasında en ağır, en güçlü kapitalizm eleştirisi yaptığı kitap bu olabilir belki. Bunu çok hissediyorsunuz. Yani yine çok sıcak, çok sade bir anlatım. O ana karakterin o düzene uyum sağlamaya çalışması, o sırada başından geçenler, neler çektiği. Şimdi burada 65 yaşında Al Gore isimli, nadir isimli karakterlerden bir tanesi. Şaşırtıcı. Bir çömlek ustasının kızıyla, damadıyla ve köpeğiyle hayatını anlatıyor aslında. Görünürde onu anlatıyor ama geri planda o insanın bitmek bilmeyen açgözlülüğü onu nereye getiriyor? İşte sürekli o medyadan, reklamlardan, kampanyalardan, devamlı şu anda da yaşadığımız şey var ya, onu alın, buna sahip olun, bu şekilde görünün, bu şekilde yaşayın, şurada oturun, bunu kullanın falan gibi o saldırı oluyor ya bize devamlı. İşte onun insanlara neler yaptığını anlatıyor. Şunu sorguluyor, siz aslında yaptığınız seçimleri kendi iradenizle mi yaptığınızı zannediyorsunuz? Yani. Acaba siz mi seçiyorsunuz bunları demeye getiriyor aslında yazar bu kitapta. Doğru. Yani muazzam bir eser. Benim yazarın en sevdiğim, yani körlük falan tabii ki çok bilinen ama benim en sevdiğim kitabı diyebilirim Mağara'ya. Başarı olarak tabii ki körlük de aynı başarıda ama benim en sevdiğim kitap her zaman Mağara olacak gibi geliyor bana. Bence kitabın de. Sonu çok vurucu, tüyler ürpertici. Yani şöyle söyleyeyim son cümle olarak. Yani sizin aslında o bütün ömrünüzü işte elde etmek için bütün ömrünüzü harcadığınız şeyler var ya, diyor, oturduğunuz eve kadar. İşte kullandığınız bütün, işte elde etmek istediğiniz bütün her şey, eşyalar, bütün materyaller yani. Kapınıza ne gelirse. Kapitalist sistemin size böyle dayattığı, onlarsız yaşayamayacağınızı zannettiğiniz her şey. En başta diyor, dediği gibi kendi evlerimiz bile aslında, bütün bunların hepsi bizim mağaramız diyor. Biz o mağaranın içinde ölüme mahkumuz diyor. Yani bu birazcık da insanı gerçekten zorluyor. İnsanı gerçekten sert, kötü hissettiriyor ama doğru. Doğru bir şey. Gerçekler acıdır. O yüzden ben okumadım. Onu okuyabilirim. Ben ona benzer bir kitap şeyde okumuştum. Ballard'ın Öteki Dünya diye bir kitabı vardı. Onda onu da ben de okumadım. AVM metaforu vardı. Orada alışveriş merkezlerinin insan hayatını hakikaten böyle bir kısır döngüye sokup nasıl böyle şiddete eğilimli ya da nasıl yanlış yönlendirdiğini anlatıyordu. O yüzden ilgimi çekti. Ne yalan söyleyeyim. Okur muyum? Okurum ama ne zaman okurum onun sözünü veremiyorum. O yüzden şimdiden kusura bakma. Yani olsun canım. En azından o şey bile hani. Aynen, o aklıma soktun ama yani, emin ol. Evet. O da bir şeydir. Kesinlikle. Gelelim körmek ve görmek. Bakalım bu videoda ben daha neler yapacağım bilmiyorum, artık anlamışım. Hep beraber göreceğiz, ben merakla bekliyorum. Heyecanımı. Şimdi körlük ve görmek, bu kitap niye ambalajlı hala Zeynep Hanım diyebilirsiniz. Çünkü ben kendi kitabımı sanıyorum anneme vermiş. Yok, benim kitabım yoktu. Annemde vardı görmek kitabı. Ben görmeyi annemden okudum. Zülfikar da bana bunu daha sonra serimi tamamlaması açısından hediye etti. Dolayısıyla ikinci defa okumadığım için böyle ambalajında duruyor.
Aynen, sıfır. Okunmamış kitap var. Satarız. Körlük ve görmeyenk. Herkes Saramago deyince hemen akla gelen kitaplar. Körlük daha ziyade. Neydi, sen anlatmıştın. Ay evet. Bu da benim hediyem. Bunun başına neler geldi, yanlış evet, yerlere arkadaşlar, gitti. Arkadaşlar bunu unutturmayın, anlatalım. Çok eğlenceli bu. Gezdi bu kitap ya. Gezdi bu kitap ve yani onu bana yani güzel bir hazırlığa girişmiş ama. Rezil olduk yani, öyle söyleyeyim. Ama olsun yani, ben bunu sadece bir yerde söyledim, Edremit Kitap Fuarı'nda. Eğer izlediyseniz o videoyu, ben bundan istiyorum, beni sevenlere duyurulur dedim. Ve işte beni seven insan burada demek ki. Bu kitap yalnızca Edremit'e gitti bu arada. Yani işin kötü tarafı o. Yani beni seven insan buradaki, o aldı bana bu kitabı. Aynen ya, körlüğü istersen ben biraz anlatayım. Çünkü bildiğim tek kitap anlat, o ya. Anlat anlat, tabii ki körlüğü sen anlat. Doğru, zaten ben 40 defa anlattım. Oturup ağlayacağım. Hiçbir kitabını bilmiyormuşum adamım. Ya körlükte ya bir sabah hani adamın birisi trafikte hani arabasının direksiyonunu beklerken bir anda hiçbir şey görememeye başlıyor. Kör oldun kör oldun diye paniğe kapılıyor. Etrafında insanlar topluyor. Ne oldu diyor. Hani göremiyorum diyor. Allah Allah, nasıl göremiyorsun? Neyse, bir şekilde adam hastaneye ulaştırılır. Hastane bir doktorun muayene eder. Sonra evine teslim edilir. Evine gider derken olaylar şöyle başlıyor. Yani insanlara bu bir salgın şeklinde yayılıyor. Körlük ama beyaz bir körlük. Zaten bu kısmını daha önce de anlatmıştık. Çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Burada bütün bir şehrin, belki de bütün bir dünyanın bir anda körlüğe maruz kaldığını ama tek bir insanın görebildiğini okuyorduk. O da bir kadın karakterdi. O hikayedeki en önemli karakterdi. Şimdi buradan sonrasını, geri kalan detayları sen anlatabilirsin. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Hani birçok edebiyat okuru, birçok bilim kurgu okuru belki de şimdi söyleyeceğim söze daha yakındır. Distopya dediğimiz şey arkadaşlar, 1984, Cesur Yeni Dünya, Biz, Fahrenheit 451, bunlardan oluşmuyor. Ne olur bu bakış açısının bir tık ilerisine geçelim, yoksa geçmeye aynı şeyleri hevesli olalım ya da en azından yani evet, o direnci göstermeyelim. O cesareti gösterelim ki, çünkü hep aynı şeyleri okuyacağız. Onu çok iyi hani görüyorum, farkındayım. Çünkü distopya türü diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Distopya türü diye bir şey yok. Onu ben bir videoda zaten anlatacağım, yoksa gittikçe sinirlenmeye başlıyormuşum değil mi? Kaç defa söyledi bunu, anlatacak kesinlikle. Birçok kez bunu belirttim ve kaynaklarıyla geleceğim buraya da. Bir gün böyle edebiyat türleriyle alakalı bir video yapalım. Böyle anlatalım yani bunları. Olabilir. Tarzlar, şeyler falan. Yaklaşımlar. Çünkü yaklaşımlar, yani evet. Belli terimler farklı anlamlar içerdiği halde biz yanlış kullanıyoruz. Sonra böyle o 50 kişi izledi diyelim ama olsun. 50 kişi izlesin. O 50 kişi de bizim canımız ciğerimizdir. Bence de kesinlikle. Ben daha fazla lafı dallanıp budaklandırmadan sana paslıyorum. Körlükle ilgili benim düşüncelerim bunlar. Çok iyi bir kitap. Şimdi körlük videosunun linkini de bırakacağım. İlk videomuz, dediğim gibi ben ilk videoda hemen onu anlatmışım. Sanki kanalı onun için açmışım gibi. Aynen ya. Oradan belli. Sen çok güzel anlattın. Bir anda insanın başına böyle bir bela geliyor. Bir beyaz körlük belası geliyor. Evet. Sonra bütün o insanlığımız nasıl ellerimizin arasından kayıp gidiyor onu okuyorsunuz. Bütün inandığımız değerler. Gene o videoda izleyebilirsiniz. Çok fazla başınızı ağrıtmayacağım. Kısaca hani yani ne mahremiyet kalıyor, ne inanç kalıyor, ne bileyim toplum, ne vicdan kalıyor, ne düzen kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor ya. Sadece bir anda bir sabah uyanıyoruz ve bütün alıştığımız şey kayboluyor. Çok basit bir yetimizi kaybediyoruz. Kesinlikle. Salgını yaşıyoruz şu an zaten. 2 senedir hayatlarımız nasıl değişti? Şu anda bile belki içinde olduğumuz için çok anlamıyoruz ama bizler belli bir yaşa ulaştığımızda şu an yaşadığımız şeyin korkunçluğunu belki daha çok anlayabileceğiz. Böyle bir olay yaşadığımızda ne hale geliyoruz? Ama yazarın inatla söylediği bir şey var. Ben aslında burada kör olan insanlardan bahsetmiyordum. Ben zaten yaşadığımız körlükten bahsettim. Biz zaten kör insanlardık. Bakıyorduk ama göremiyorduk gibi bir beyanatı vardı. Aklımda öyle kalmış. Olsun ve hemen canım. Akabinde okuduğunuz görmek kitabında da insanın görmeye başladığı. Yani bununla alakalı da çok fazla gene spoiler olmasın. Gerçi böyle kitapların artık spoiler olmadığını düşünüyorum. Ben bilmiyorum yani ama. Yani belli bir popülariteye ulaştıktan sonra anlatabilirsin. Çok fazla anlatan oldu. Orada da bir gene düzene karşı isteyen eden insanlar değil. O düzen de nedir? Hani bir seçime gitmeyen, seçime gitmemeyi isteyerek, bilerek karar veren bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Oraya gitmemekle belki de artık görmeye başladığımızı kanıtlamış oluruz. Bilmiyorum. Çok kısa bir cümleyle geçeceğim. Bir fikir var. Aynen öyle. Yani okuyun ve filmini de izleyin. Ha şunu söylemek istiyorum. Kadın karakter dedin. Aklıma o geldi. Evet. Saramago'yu sevmemin bir sebebi de o kadın karakterleri, güçlü rolleri kadınlara vermesi olabilir kitaplarında. Bir tek detay beni rahatsız etmişti bir kitabında. Onu da birazdan zaten bahsedeceğim. Kadınların rolüyle alakalı. Hadi bakalım, bekliyorum. Bütün isimler. Şimdi bunu da bir yerde anlatmadım galiba ama gene de Instagram hesabımızda bir yerde tavsiye etmiştim bu kitabı da. Kitapçıda bir çekim yapmıştık. Olabilir. Yani bir nüfus kayıt merkezinde çalışan bir arşiv memuru diyebilirsiniz. Onun peşine düştüğü bir macera aslında.
gazete ve dergilerden kestiği ünlü insanlara ait küpürleri topluyor, derliyor. İşte orada aslında işte ilgilenmeyeceği belki hakkında olmayan bir kadının dosyası, sayfası karışmış oluyor. İşte oradan yürüttüğü dosyaların arasında ve bu kadın kim diyerek onun peşine düşüyor aslında. Güzel, hani demiş ki absürt, ürpertici ve gerçeküstü büyüleyici metin. Doğru. Yani okunabilir. Yani ben diğer kitapları kadar sevdim mi bilmiyorum. Orta sıralara koyabilirim belki. Tabii ki sevdim, yani okuyabilirsiniz. Saramago olduğu için. Kesinlikle sevdim. Konusu da enteresandı. Gelelim kopyalanmış adama. Evet. Dedik yani hiçbir şey anlamadık. Ama filminden, kitabından değil. Çünkü ben daha okumadım. Zeynep yani okudu, kitabı, anladı. Kitabıyla filmi birazcık farklıydı galiba. Bilmiyorum, ya da ben öyle yorumlamadım. Bundan da gene bahsettik tabii ki o video dolayısıyla. Yani filmlere uyarlanan kitaplar benim en sevdiğim videomdu. En az ilgi gören videoda o oldu. Bir de üzerine telif yedik. O zaman acemiydik. Evet ya. Ama hala da keyifli. Benim için, benim hatırıma belki izlersiniz aşağıya linkini. Linkin Park. Linkin Park'tan ikinci sponsorluğumuz. Şimdi burada da işte özetle bir karakterimiz var tabii ki her zamanki gibi. Bir anda izlediği bir videoda kendini görüyor. Orada hatırladığın kadarıyla. Hatırlamaz olur muyum? Ve ondan sonra neler oluyor? Neler o işin peşine düştüğünde? İşler çok sarpa sarıyor. Yani okuyabilirsiniz ama gerçekten hani benim anlaması zor kitapları arasına koyduğum bir kitaptı. Ama filmini daha çok anlamadım. Yani kitabı daha iyi anlamıştım. Filmi çok gerçekten... Hiç anlamadım. Ben kitabı okumuş olmama rağmen filmi izledik. Üzerinden filmle ilgili eleştiriler okuduk falan. He falan diye böyle biraz bir oturdum. Yani. Gelelim Yitik Adanın öyküsüne. Geldik. Şimdi bu çok komik bir hikaye. Yani gerçekten trajikomik bir hikaye. En başta söylemiştim ya, nasıl, ne anlatır, nelerden bahseder. Burada işte o meşhur İber Yarımadası yerinden kopuyor ve okyanus üzerinde hareket etmeye başlıyor. Koskoca bir yarımada yolculuğa çıkıyor yani. Kağıt gemi gibi. Şimdi kendilerini bu olayın sorumlusu olarak gören 5 tane birbirinden bağımsız karakter ortaya çıkıyor. Bunlar daha sonra birbiriyle iletişime geçiyorlar. Bu olayın kendilerinden kaynaklandığını, kendi yaptıkları bir takım hareketlerden kaynaklandığını söylüyor. Garip garip şeyler. Biri diyor ki işte ben denize bir taş, büyükçe bir kaya parçası attım, o yüzden oldu. Öbürü diyor ben bir sopayla bir toprağa bir şey çizdim, bu yüzden oldu diyor. Vesaire. Allah, böyle komik komik sebepler yani. Ama bir şekilde kendileri sebep olarak kendi yaptıkları davranışları görüp bir araya geliyorlar ve beraber onlar da bir yolculuğa çıkıyor bu olayı çözmek için. İşte bütün dünya tabii karışıyor. Manşetlerde, haberlerde hep ada takip ediliyor. Tabii canım, ada şu an gidiyor burada, yani. Buraya ulaştı falan, ne olacak ne edecek derken hem kendi ülkede gündem oluyor hem komşu ülkeleri ilgilendiriyor. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Tabii bir canım. Patlama oluyor yani. O kimlikler, coğrafya, bürokrasi, ekonomi, bütün o alt üst olan düzen, yani o yarımada şimdi nereye ait? Hangi sınırda? Yani bir sürü sorun çıkıyor. Onlar çıktı nasıl gitti yani. Hallediliyor? Ada çıktı gitti. Yani işte dediğimiz gibi Saramago, bu çok fazla sorgulamayacaksınız. Kendinizi bırakacaksınız, keyif alacaksınız yani. Hiç akla gelmeyecek şeyler. Yani ada tabii ki kopar. Bütün dünyanın şekli öyle oluşmuş ama hani bir anda, bir gün içinde kopmaz tabii ki. Tabii. Koparsa neler olur? İşte öyle bir şey olsaydı neler olurdu, bu kitaptan okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim. Belki. Kabil. Kabil'e. Şimdi hani en başta dedim ya, ben size hani bir sıralama veremeyebilirim ama evet. Sonraya atmanız gereken bir takım kitap, ilk defa başlayacaksanız hemen okumayın diyebileceğim kitaplar olabilir dedim. Kabil onlardan biri. Yani ölmeden önce yazıp bitirdiği son kitap aslında. Yani bilinçli olarak yazdığım son kitap dediği son kitap. Videonun başına değindik evet, diğer seçeneklere. Onu söylemiştim. Ama yazar son kitap olarak bunu değerlendirmiş. Yani insanlığın başından beri, insanlığın başlangıcına dönüyor. O kutsal kitaplarda bahsedilen insanlığın başlangıcına dönüyor. Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasından başlıyor hikayeyi anlatmaya ve onun çocukları evet. Kabil'le Habil'in hikayesi zaten hepimiz biliyoruz. Bundan da bahsettim herhalde bir yerde, bilmiyorum. Mutlaka bahsetmişsindir. Hikayesini anlatıyor. Yani ama şöyle de bir şey var. Şimdi burada ben yazarı çok iyi tanıyorum. Artık çok içselleştirdim. Kendime çok yakın buluyorum. Bayağı. Tarzına alıştım. Nerede ne demek ister? Nereye dikkat çeker? Senden ne yapmanı ister? Yani bunları bilebiliyorum. Ama ilk defa okuyacak bir insan için, özellikle din konusunda, inanışlar konusunda hassas olan insanlar için rahatsız edici olabilir. Onlar genelde hani çok alaycı bir tutum sergilemiş. İşte dinlerle, inanışlarla alay etmiş. Hafife almış. Yani öyle düşünmemek lazım. Gibi yani. Şey yapabilirler. Ama aslında ben burada, yani bu kitabı okuduğumda onu anlamadım. Ben sadece sorgulamam gerektiğini anladım. Tabii canım. Çünkü yazarı biliyorum, tanıyorum. Hani o nedenle belki bu kitabı sona bırakmanız faydalı olabilir. Belki de hiç okumazsınız. Hani ben buradan uyarayım. O konularda işte biraz hassassanız inan, yani çünkü kimse kimseyi sorgulayamaz. Çok özel bir şeydir bu konu. Tabii inanış canım. Konusu.
O yüzden ben kimseyi bu konuda sorgulamam. Yani görüşlerine de saygı duyarım ama ben sadece belirtiyorum ki bu çok hassasın, sizi rahatsız edebilir diyorum. Ben şimdiden söyleyeyim. Dedim ya, kadınları ön plana çıkarıyor diye. Sadece evet. Bu kitapta biraz hissettim böyle Havva'yı sanki hani şey gibi. Her zamanki gibi ön plana çıkarmamış. Birazcık bu kitapta biraz ezmiş gibi geldi. Bilmiyorum, bana belki öyle geldi. Yani. Sadece bu kitabımda öyle bir şey hissettim. Dedim ki bunu sona bırakın ya da belki de hiç okumayın. Ya da okursanız hazırlıklı olun. Başınıza gelecek. Başınıza gelecekleri ama şey istemem yani. Bu kitabı okuyup, direkt bu kitabı okuyup da bir anda yazardan soğumanızı istemeyeceğim için. En sona doğru. En sona doğru. Eğer beğendiyseniz ve alıştıysanız üslubun en sona doğru okuyabilirsiniz. Bence de mantıklı bir karar. Okumadıklarım arasında genelde şeyleri, biyografi değil de anıları, başka yerlerde yazdığı yazıların işte şiirleri toplanması, var. Şiirleri, kendi ölümünden sonra başkaları tarafından derlenip toparlanan şeyler, genelde bunları okumadım daha henüz. Romanların çoğunu okudum. Şimdi oradan sen istersen ilk önce anlatsana. Zaten benim okumadığım en önemli kitaplardan bir tanesi, onu da o okumuş çünkü. Zaten ben 3 tane kitabını okudum, onu dediğimde söyledim. Bir tanesi Yitik Adamı'ydı. Yok, Bilinmeyen Adamın Öyküsü. Diğeri Körlük, bir tane de Mızraklar. Mızraklar, Tüfekler, evet. Tüfekler. İşte ben onu okumadım. Ben Diyanar'da çalışıyordum. Diyanar'dayken 2018 yılında galiba ben okumuştum. Konuşmaya videoda açılan. Aynen, videoda bütün videomuz susunca değil mi? Şu an sesim çok gür çıkıyor olabilir. Neyse, 2018 yılında galiba ben bu kitabı şu şekilde yani aldım, elime okudum. Yani arkasını okudum direkt, yani dedim ki acaba bu kitabında ne varmış? Diğerlerini az çok biliyordum, okumamıştım ama müşteriler sorduğunda bir iki cümle edebilmek adına. Bu kitabını yazıp bitiremediğini öğrenince hani içimden hani nasıl ya dedim, hani bir merak uyandı içimde. Evet. Kitabı direkt o şekilde satın aldım. Okumaya başladım. Şimdi eline aldığınızda bu kitabı bayağı kaç sayfa? 200 sayfa yakın bir metin var değil mi? Hı hı. Çok fazla söyledim. 130 sayfaymış ya. Gene okum. Ben de onu diyorum. Bilmediğim işte, bilmediğim için. Yok, bu da kalın hani duruyordu ya. Okunması kolay bir yazım tarzı var gene. Kesinlikle, çünkü şey hani yarısında resim var zaten. İşin ilginç tarafı bayağı Günter Grass'ın çizimleri var hikaye içerisinde. Çok güzel. Bu kitabın 70 sayfası sadece hikaye. Çünkü bir yerden sonra en son noktayı koymuş ama devam edememiş. O rahatsızlığından dolayı bitmemiş bir metin. Devamında şöyle bir yer var. Bloklarından yazılar var. Hani belli tarihler alanında kitapla ilgili böyle atıyorum ismi şu oldu, şuna karar verdik, işte hikayede şunu değiştirdim gibi notları var. Devamında da zannedersem iki tane de böyle uzunca bir makale var. Bu kitap savaş sanayi, savaş sektörüyle ilgili. Mesela arkadan şöyle bir şey yazmışlar. Çok hoşuma gitti zaten. Bu fikir de çok hani beni etkilemişti. Silah sanayisinde neden hiç grev olmaz? Aslında olur ama o grevler bir şekilde ortadan kaldırılır, bastırılır. Şimdi hikaye savaş sanayinde görev yapan, o sanayi içerisinde yer alan bir adamla ilgiliydi. Şu an çok net hatırlamıyorum ama şunu söyleyeyim. Bitmiyor oluşu sizin hikayeyi daha fazla merak etmenize sebep olur. Şimdi bitse yani bir gün okursunuz. Hani ilk 50 sayfada size merak ettirir ve devamını okursunuz. Belki bir günde, iki günde bitirirsiniz. Hı hı. Mutlu olursunuz. Şimdi ben ne yapayım? Hikaye bitmedi. Hikaye bitmedi, yapacak bir şey yok. Adam da öldü. Şimdi adam ne yapsın değil mi? İşin kötüsü adam öldü ya. Sen ne diyorsun değil mi? Öyle hiç şey, yani tarafa. Senin derdin de dert mi? Yani adam öldü diye. Koyun can da kasap et derdin de koyun şey et derdin. Şey diyesin geliyor. Keşke ölüm o gün görevini yapmamaya karar verseymiş ya. Yani. 18 Haziran 2010'da greve gitseymiş ya ölüm. Mesela 18 keşke. Haziran dedin ya, en son burada hangi tarihte not almış? 22 Şubat 2010. Mesela bir 4 ay önce en son bu kitapla ilgili notunu almış. Ondan sonra da aramızdan ayrılmış. İlginç bir kitap. Yani tabii ki okuyabilirsiniz. Yani okumak tabii ki sizin tercihiniz. Ama en çok okunan ve en çok bilinen kitaplarını okuyarak onun fikirlerine dair daha fazla şey öğrenmek de bir tercih olabilir. Bunu sonrasında bunu okumak evet, daha mantıklı olur. Sonraya saklayabilirsiniz. Benim kitapla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Gene çok çarpıcı bir konu seçmiş. Umarım bir gün bir notları bulunur, bir şey olur ve kitap tamamlanır. Çok zordu çünkü hakikaten 2009'da 2010'da yazmış bu kitabı. Öyle bir şey mümkün değil gibi geliyor bana. Ama olur da tamamlanırsa belki. Çok mutlu olacağım. Keşke ya. Ben de bu tarz kitaplarını sona bırakıyorum. Bilmiyorum neden yani ama işte sona bırakıyorum okumak için. Daha biraz daha bekleyeceğim bunu okumak için. Ya hadi bakalım. Şimdi benim okumayıp da hani daha henüz okumayıp ama değerli gördüğüm yakın zamanda okuyacağım 3 tane kitap seçmiştim burada. Onlardan da bahsedeyim.
Çok konuştum ama inşallah böyle uzun da olduysa video benim mazur görün. İdare edin 50 dakika bile olsa, çünkü hala daha çok heyecanlıyım. Çok istediğim bir içerikti. İnşallah güzel olmuştur, faydalı da olabilmişimdir. Aynen, ağzına sağlık. Bence oldun. Bu haftalık bu kadar diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.